Öğretmenleri ilgilendiren önemli gelişmeler var. 31 Ağustos'ta 37 bin öğretmen atanacak. Ayrıca eş durumundan atamalar yeni kriterlere bağlandı. Şimdi Ankara stüdyomuza gidiyoruz. Bu konuda en etkili isimlerden, yetkili isimlerden biri var konuğumuz olarak. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Müdürü Hamza Aydoğdu. Hoş geldiniz Hamza Bey. Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Evet, 31 Ağustos'u 37 bin öğretmenimiz heyecanla bekleniyor herhalde. Şimdi tam olarak yenilikler neler? Önce bir satır başlarıyla alalım, ondan sonra da onları sırasıyla açarız Hamza Bey. Can Bey, biliyorsunuz biz 11 Ağustos itibariyle eş durumu atamalarına başladık Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Burada iki tane önemli adım var. Müsaadenizle kısaca onları izah etmek istiyorum. Lütfen. Birincisi, eskiden eş atamalarında eşi özel sektörde çalışan bir öğretmenimiz 360 gün eşi özel sektörde sigortalı olduğunda eş durumuna müracaat edebiliyordu. Bu daha sonra çerçeve yönetmelikle 3 yıla çıkarıldı. Bu 3 yılın uzun olduğuyla ilgili Sayın Başbakanımızın bir talimatı oldu, biliyorsunuz. Bunun esnetileceğini Sayın Başbakanımız kamuoyuna deklare etti. Ve dün itibariyle Başbakanlığın koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte 3 yıl sigortalılık şartı 1 yıla indirildi. Ve öğretmenlerimiz müracaatlarını rahatlıkla yapabilecekler. Birinci yenilik bu. İkincisi ise, biliyorsunuz geçen yıl yine Ağustos ayında 40 bin öğretmen atamamız oldu. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mart ayında çıkardığı bir kanunla 65-28 ile öğretmenliğe yeni atanan arkadaşlarımıza performans ve yazılı sınav şartı getirildi. Yazılı sınav 11 Ekim'de olacağından dolayı bu aday öğretmenlerimizin eş durumuna müracaat edememe durumu ortaya çıkmış oldu. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı bizlere bu konuda talimat verdi. Bu öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderilmesi anlamında. Bu öğretmenlerimiz de 30 Eylül itibariyle bir yıllarını doldurdukları için eş özrüne müracaat edebilecekler. 11 Ekim'deki sınavlara da eş özründen gittikleri yerde rahatlıkla girebilecekler. Böylece iki tane öğretmenlerimizin de kamuoyunun da yakından takip ettiği engel ortadan kalkmış oldu. Şu anda bütün öğretmenlerimiz suhulet içerisinde mutlu bir şekilde eş özrüne müracaat edebiliyorlar. Evet. Peki bu müracaatlarda aradığınız bir takım şartlar var mı? Yani şu şartlar eğer yerine getirilmişse bu müracaat kabul edilir gibi bir kıstasınız var mı? Şimdi bir yılını dolduran bir öğretmenimiz, stajyerliğe 30 Eylül itibariyle kalkacak bir öğretmenimiz, eşi özel sektörde veya kamuda çalışıyorsa eş durumundan müracaat edecek. Biz tercihlerimizi alıyoruz. 5 iş günü tercihler yapıldıktan sonra ondan sonra öğretmenlerimize tercih hakkı vereceğiz. Okullarını tercih edecekler ve 28 Ağustos itibariyle de sonuçları açıklayacağız. Bu sonuçlardan 2 gün sonra da 31 Ağustos günü itibariyle de ilk atama ilanına çıkmış olacağız. 31 Ağustos'ta ilk atama ilanına çıktıktan sonra da 7 Eylül itibariyle de 37 bin öğretmenimizi atamış olacağız ve eğitim öğretime başlamış olacaklar bu arkadaşlarımız. Peki şimdi eşlerden biri öğretmen ama diğer eşin bir başka ilde çalışıyor olması halinde kamu sektöründe mi yoksa özel sektörde mi çalışıyor olmasının bir farkı var mı? Yani eşlerin ikisinin de kamu hiçbir sektöründe farkı yok. Hayır. Hayır. Öğretmenimizin eşi ister özelde olsun ister kamuda olsun, eğer özeldeki eşi 360 gün sigortalılığı doldurmuşsa eş durumundan müracaat isteyebilir. Bir de biliyorsunuz bizim yönetmeliğimizde geçen yıl bir yenilik getirdik. Mesela Van'dan bir öğretmenimiz
Ankara'ya tayin istiyor. Ankara'da da yerimiz yok, norm kadromuz yok. Biz bu iki öğretmenimize, sizi Ankara'da birleştiremedik ama Kırıkkale'de açığımız var, Çankırı'da açığımız var, Yozgat'ta var. Yani Ankara'nın en yakın illerinde de onları birleştirme yoluna gideceğiz. Buradaki amacımız öğretmenlerimizi eşlerine kavuşturmak, onların önündeki engelleri, problemleri ortadan kaldırmak. Evet, bu evlilik sürelerinin bir etkisi var mı, bir rolü var mı bu atamalarda? Yani eğer resmi olarak evlendiklerini bize ifade ediyorlarsa ve bunu da belgelendirdikten sonra müracaat edebiliyorlar. Bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Anlıyorum. Peki eşler istedikleri yere yerleştirilebilecekler mi? Bunda bir sınırlama, bir kıstas var mı? Sınırlama yok. Tercih yapıyorlar. Biliyorsunuz öğretmenlerimiz okul bazlı tercih yapıyorlar ve bu tercihlerinde puan esasına göre öğretmenlerimiz yerleşiyor. Son 2 yıl içerisinde eş durumu atamalarında %100 yerleşme oldu. Hiçbir öğretmenimiz mağdur olmadı. Bu sene de böyle bir sonucun olacağını düşünüyorum. Ben herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Evet, ama önce başvuracaklar, daha sonra tercihlerini yapacaklar, değil mi? Evet, evet. İki kademeli. Evet, aynen öyle olacak. Peki, tercihlerde acaba nelere dikkat etmek gerekir? Şimdi öğretmenlerimizin tercihleriyle ilgili biliyorsunuz, dün biz kılavuz yayınladık. Bu kılavuzda öğretmenlerimizin ne yapması gerektiği adım adım, madde madde sıralanmış durumda. Zaten bizim bütün Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş ve işlemleri biliyorsunuz e-okul sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşiyor. Şunu da söylemekte fayda var. Kamunun 1/3 Milli Eğitim Bakanlığı. Şu anda bizim sistemimizde 860 bin öğretmenimiz var. Çalışanlarımızla birlikte 1 milyona yakın bir çalışanımız var. 1/3 bizde. Fakat kamunun 1/6 de bizde yer değiştirmek için müracaat ediyor. Yani biz 2015 yılı içerisinde öğretmenlerimizden tam 500 bin kişi yer değiştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ediyor. Bu müracaatlar, bu döngü dünyanın hiçbir yerinde yok. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgi işlem sistemi ağı çok güçlü. Elektronik ortamda öğretmenlerimiz müracaat ediyorlar. Kılavuzumuzu biz illere gönderdik. Öğretmenlerimiz internet üzerinden müracaatlarını yapıyorlar ve bu müracaatlardan sonra müracaat ettikleri okulların çıktılarını alıyorlar. Biz bunları sistemden gördükten sonra, sistemi kapattıktan sonra puan esasına göre bu öğretmenlerimizin yerleştirmesini yapıyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimiz sonuçlar açıklandıktan sonra da tercih ettikleri okulların minimum hangi puanlarda kapattığını da çok rahatlıkla görebiliyorlar. Tamamen şeffaf olan bir sistem bu. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum ben. Evet, en fazla kaç tercih yapılabiliyor Hamza Bey? 40 tercih yapılabiliyor efendim. 41 değil. 41 tercih de, yani mesela Ankara'da 40 tercihini yaptı. 41. tercihimiz de şu: bu tercihlerimin dışında herhangi bir yeri de istediğim zaman, mesela bilgisayar 40 tercihinde yer bulamıyorsa Ankara'da uygun olan herhangi bir yere bu öğretmenimizi de atayabiliyor. Bu da öğretmenlerimizin tamamen iradesine bağlı bir sistem. Zorlama yok efendim. Diyelim ki eşlerin ikisi de öğretmen. İkisi de ayrı ayrı başvuru yapabiliyorlar mı? Hayır efendim. Hangi öğretmenimiz hangisinin yanına gitmek istiyorsa o müracaat yapıyor. Bunun eğer sizin dediğiniz gibi olursa ikisinin de tayini çıktığı zaman ciddi sıkıntı yaşarız. Onun için kim hangisinin yanına gitmek istiyorsa öncelikle onun tercih yapmasını sağlıyoruz biz. Peki, şimdi hizmet puanı konusu üzerinde çok konuşuldu. Zaman zaman eleştiriler oldu, zaman zaman aman ne iyi oldu filan diyenler oldu. Şimdi bu hizmet puanı hesaplamasının bir özünü bize kısaca anlatırsınız ve bu nasıl uygulanacak, hangi tarihler dikkate alınacak, bu konular
bu atamalarda etkili olacak mı? Bu konularda da bizi aydınlatır mısınız lütfen? Tabii. Şimdi bizim öğretmenlerimiz bu konuyu yakından biliyorlar. Hizmet puanı ile ilgili herhangi bir tartışma yok. Bu konuyla ilgili açılan bütün davalarda Milli Eğitim Bakanlığı haklı görülmüştür. Hizmet puanı öğretmenimiz öğretmenliğe başladığı andan itibaren elde ettiği puanların toplamıdır bu. Burada öğretmenlik süresinde geçen bütün sürelere bir puan veriliyor. Türkiye 3 bölgeye bölünmüştür. 1. 2. 3. bölge. Bu 3 bölgede 6 hizmet birimine bölünmüştür. Bunların da kendi alanda 4-5-6'sı 1-2-3'ü var. 1-2-3 serbest bölge. 4-5-6 daha da az gelişmiş bölgeler bunlar. Bu bölgelerde gelişmişlik oranına göre, okullardaki gelişmişlik oranına göre öğretmenlerimiz puan alıyor. Fakat yıllar, yani 10 yıllık öğretmenin alacağı puan daha fazla oluyor. 15 yıllık öğretmenin aldığı puan da daha fazla oluyor. Fakat eş durumunda biliyorsunuz bir yılını dolduran öğretmenlerimizi önce biz puan esasına göre getiriyoruz. Çünkü bizim burada en temel kriterimiz puan esası. Eğer biz hizmet puanını da ortaya koyamazsak öğretmenlerimizi tercih etme kriterimiz olmayacak. Çünkü en bağımsız, en objektif ve en güvenilir durum hizmet puanı. Bu hizmet puanına göre öğretmenlerimiz müracaat ediyorlar. Öğretmenliğe başladığı günden itibaren emekli olacağı ana kadar topladığı bütün puanların adına biz hizmet puanı diyoruz. Evet, tabii Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Müdürü olarak size pek çok başvuru geliyordur. Bu başvurular, şikayetler diyemeyelim de buna, talepler en çok hangi noktalarda yoğunlaşıyor? Evet, ben çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi bu ara Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün koridorları atama bekleyen öğretmenlerimizle dolup taşıyor. Can Bey, şunu samimiyetimle söylemem gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'deki bütün insanlara hitap ettiği için ve kamuoyunun önünde olduğu için ve bütün ham maddesi insan olduğu için her gün insanla meşgulsünüz ve her gün insanlarımızın değişik problemleri oluyor. Fakat şunu samimi olarak görmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci sayısına, öğretmen sayısına, okul sayısına baktığımız zaman dünyanın en büyük organizasyonu Milli Eğitim Bakanlığı. Bakın demin de söyledim. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na 2015 yılında yer değişikliği için müracaat eden insan sayısı 500 bin. Bakın bu rakam 500 bin. Bunların müracaatlarının elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bir sistem çok ciddi anlamda işliyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki her şey kural ve kaidelerle işliyor. Mesela ilk atama, KPSS'ye girmeniz gerekiyor, puan esasına göre atıyorsunuz ve minimum puanları açıklıyorsunuz. İl içi ve iller arası atamalar belli kriterlere bağlı ve puan esasına göre atıyorsunuz. Eş durumu atamaları puan esasına göre atıyorsunuz. Fakat buna rağmen ham maddeniz insan olduğu için sabahki psikolojiniz farklı, öğlen farklı, akşam farklı. Onun için insanın olduğu her yerde problemlerimiz de devam ediyor. Bazen gelen arkadaşlarımız, şu anda size bir rakam vermek istiyorum. Şu anda biz 37 bin öğretmen alacağız. 2015 yılında KPSS'ye giren öğretmen sayısı, yani aday sayımız 417 bin. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda norm sistemine göre öğretmen ihtiyacımız 120 bin. 120 binin tamamını alsak bile 300 bin tane aday dışarıda kalıyor. Ve sadece Milli Eğitim Bakanlığı'yla çözülecek bir problem değil bu atanamayan arkadaşlarımızın problemi. Fakat bu arkadaşlarımızı da dinlediğimiz zaman Sayın Bakanımızın bütün bürokratlara talimatıdır. Gelen bütün arkadaşları dinleyelim, dertlerini dinleyelim, onları rahatlatalım. Ama sadece Milli Eğitim Bakanlığı'yla çözülecek bir problem değil. Bence bu bir sosyal yara. Bunu bütün tarafların çok ciddi anlamda analiz etmesi lazım. Çözüm için el birliği yapmamız gerekiyor. Evet. Bizim şu anda 37 bin ihtiyacımız için her gün 5 grupla, 6 grupla biz görüşme yapıyoruz. Bazen empati yaptığımız zaman, arkadaşlarımızı dinlediğimiz zaman
4 yıl üniversiteyi okumuş, annesinin, babasının, çevresinin, akrabalarının ondan beklentileri var. Ama bir taraftan da bir reel ortam var, devletin bize verdiği kadro var. Her yıl devlet bütün bakanlıklara verdiği kadronun %50'sini Milli Eğitim Bakanlığı'na vermesine rağmen biz bunu yetiştiremiyoruz. Evet. Bakın biz bu Ağustos'ta 37 bin, Şubat'ta da 15 bin öğretmen ataması yaptık. Toplamda bu yıl 52 bin öğretmen ataması yapılacak. Son 10 yıl içerisindeki en büyük atama olmasına rağmen aday sayımız gittikçe artıyor, üniversiteden mezunlar artıyor. O zaman bizim bir zihinsel olarak mantalitemizi değiştirmemiz gerekiyor. Nedir o? Üniversite okumak sadece iş bulmak için yapılan bir eylem olmaktan çıkarılmalıdır. Bu zihinsel evrimi biz gerçekleştirmeliyiz bence. Üniversite okumak insanın kişiliğine, gelişimine olumlu katkılar sağlıyor. Bunu Peki. gençlerimize aşılamamız gerekiyor. Peki. Ve ciddi anlamda YÖK'ün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve eğitim fakültelerinin bu sosyal yara üzerinde ciddi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü birinci muhatap olan kişi olarak bu gençlerimizi gördüğümüz zaman samimi olarak itiraf etmem gerekiyor. İçimiz parçalanıyor. Pekala. Ve bu arkadaşlarımızı dinledikten sonra çok ciddi anlamda psikolojimizde gelgitler yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Müdürü Hamza Aydoğdu konuğumuzdu. Ajans devam ediyor.